Şimdi sizlerle 16. yüzyıla, yani Osmanlı'nın altın çağını yaşadığı döneme bir yolculuk yapıp Yeniçerilerin bir gününü nasıl geçirdiğine şahit olacağız. Ancak Yeniçeri Ocağı'nda bir gün geçirmeden önce gelin bu ocağın mensuplarının kimler olduğuna bir bakalım. Yeniçeri olmak öyle kolay bir şey değil. Zaten öyle isteyerek olunan bir şey de değil. Osmanlı'nın topraklarına kattığı bölgelerde Müslüman olmayan ailelerin çocukları arasından en uygun olanları özenle seçilip payitahta getirilirdi. Bu çocuklar seçilirken pek çok farklı kritere dikkat edilirdi. Seçilen gayrimüslim evladı 7 ila 15 yaş arasında olmalıydı. Ne çok uzun ne çok kısa, ne çok iri ne de çelimsiz olmamalılardı. Sanat ya da zanaat bilen alınmazdı. Evin tek erkek çocuğu, az da olsa Türkçe bilen, kösü olan ve çirkin bir görünüşe sahip olanlar istenmezdi. Seçilen her çocuk sağlıklı ve ideal vücut tipine sahip olmalıydı. Payitahta getirilen seçilmişler, sünnet edilip Müslüman olduktan sonra Türk ailelerin yanına verilirdi. Burada Türk İslam geleneklerini ve Türkçeyi öğrenip ailelerin çiftliklerinde çalışırlardı. En az 2, en fazla 5 yıl bu ailelerin yanında kalan çocuklar kethüdalar tarafından denetlenirdi. Ocağa girecek meziyeti olmayanlar, şımarıklar, başı bozuklar, asiler ve iş görmezler evlerine geri gönderilirdi. Terbiyeli ve çalışkan olanlarsa acemi oğlan olmaya hak kazanırdı. Burada da en az 5, en fazla 8 yıl acemi oğlanı olarak eğitim gören ve ağır işlerde çalışıp kuvvetlenen gençler arasından en iyileri Yeniçeri olarak ocağa kabul edilirdi. İşte bu birliğin dönemin en ölümcül birliği olmasının asıl sebebi bu titiz seçim ve eğitimdi. Şimdi gelin isterseniz yıllar sonra bu ocağa girmeye hak kazanan askerler günlerini nasıl geçirirlermiş bir bakalım. Yeniçeriler geneline ocak adı verilen ancak farklı kışlalardan oluşan bir alanda kalırlardı. Burada yer içer, burada eğitim görür ve yaşamlarını burada sürdürürlerdi. Her bir Yeniçeri sabah ezanıyla beraber uyanır, abdestini alır ve namazlarını kılmak için cemaate katılırlardı. Yeniçeriler İslam'ın her farzını yerine getiren Bektaşi Müslümanları olarak yetişirlerdi. Hiçbir namaz vaktini kaçırmaz, güne namaz ile başlayıp namaz ile son verirlerdi. Onların gözlerini kırpmadan savaşmaları da buna bağlıydı. Savaş sırasında ölmeyi şehit olmak olarak görenler için ölüm bir mükafattı. Ölümden korkmayan bir birlik her üyesi yok edilene dek mağlup edilemezdi. Sabah namazının ardından yemek yenmez, su veya çeşitli şerbetler içilerek alacakaranlık talimine başlanırdı. Bu talimde koşu, güreş, atlama ve halat çekme gibi vücudu zinde tutan ve dayanıklılık sağlayan çeşitli yarışlar yapılırdı. Gün tamamen doğduktan sonra Yeniçeri ağasının emriyle günün ilk öğünü yenilirdi. Yapılan kahvaltı oldukça zengin ve doyurucuydu. Osmanlı ordusunda en iyi beslenen birlik Yeniçerilerdi. Kahvaltıda çeşitli buğdaylardan yapılan çorbalar içilir, eşlikçi olarak bol bol meyve ve sebze tüketilirdi. Kahvaltı sırasında ve sonrasında Yeniçeriler hep bir arada olurlardı. Sohbetler ederler, birbirlerinin dertlerini dinlerlerdi. Bu sayede aralarındaki kardeşlik bağı güçlü tutulurdu. Çünkü bir Yeniçerinin anası vatan, babası padişah ve kardeşleri ise diğer Yeniçerilerdi. Her biri önce hünkâra, sonra birbirine bağlıydı. Kahvaltının ve sohbetin ardından görevli olanlar görev yerine gider, kalanlarsa silah talimine başlardı. Elbette her birinin uzman olduğu ve daha iyi kullandığı bir silahı vardı. Ancak Yeniçeriler savaş meydanında her türlü silahı kullanabilmeliydi. Silah talimine her bir Yeniçeri elleriyle yağlı mermerleri tokatlayarak başlarlardı. Bu sayede elleri nasırlardan dolayı sertleşir, kuvvetlenir, büyür ve bir süvarinin atını öldürebilecek kadar güçlü bir tokat atmalarını sağlardı. Ardından kılıç talimine geçilirdi. Biri uzun biri kısa olmak üzere iki kılıç ile talim yapan dilaverler ardı arkası kesilmeyen kılıç darbeleri indirirlerdi. Öyle ki hızlarını bir kez aldıkları zaman kollarını takip edebilmek mümkün değildi. Kılıç taliminin ardından Yeniçeriler en meziyetli oldukları silahlara geçerlerdi. Putalara hiç durmadan ok yağdırırlardı. Avrupa'daki diğer askeri birliklerin en iyileri bile dakikada en fazla 8 ok atabilirken Yeniçeriler Türklere has olan bir teknik ve aldıkları eğitim sayesinde dakikada 25 oka kadar atış yapabilirlerdi. En iyi Avrupalı okçu 250 metreye zar zor ok atarken bir Yeniçerinin menzili Türk yayı, azap yüzüğü, eğitimi ve kuvveti sayesinde 500 metrenin üzerine rahatlıkla çıkabilirdi. Ok talimi de sona erdikten sonra dünyanın ilk tüfek birliği olan Yeniçeriler bu modern silahı kullanmayı öğrenirlerdi. Tüfek birliğinde olmayanlar yalnızca kullanımı öğrenip eğitimi tamamlarlardı. Bir kılıççı ve okçu burada çok zaman harcamazdı.
Öğleye dek standart talimler yapıldıktan sonra topluca öğle namazı kılınırdı. Öğleden sonra herkes kendi birliğinin silahıyla ana talimlerini yapmaya dönerdi. Okçu birliğindekiler ok atar, tüfekçiler ve el topçuları atışlar yapar, dilaverler kılıçlarıyla putaları parçalarlardı. İkindi vaktine dek durmadan yapılan talimler Yeniçeri'nin gücüne güç katardı. İkindi vakti geldiğinde görevdekiler görevlerinden döner, nöbetçiler nöbet değişimi yapar, ardından topluca namaz kılınırdı. Namaz sonrası hep bir ağızdan dualar edilir, yeminler içilirdi. Akşam vakti gelene dek dinlenilir ve kazanlar etrafında sohbetler edilirdi. Varsa ocaktaki tamirat işleri yapılırdı. Bu sırada akşam yemeği için bir grup ava çıkardı. Her Yeniçeri aynı zamanda çok iyi bir avcıydı. Bu sayede aylar süren sefer yolculuklarında aç kalmıyorlardı. Kendi akşam yemeklerini avlamak Yeniçeriler için bir gelenek haline gelmişti. Eğer padişah o gün devlet işleriyle meşgul değilse tam da bu vakitte ocağa iner ve Yeniçeri'yi dinlerdi. Hatta bazen yemeğini Yeniçeri ile birlikte yerdi. Padişahlar da birer ocak mensubuydu. Birinci ortanın birinci üyesi olan sultanlar Yeniçerilerin kayıt defterine baba olarak yazılırdı. Hatta her 3 ayda bir Yeniçeriler maaş aldığı vakit padişahlar da Yeniçeri zırhı giyer, ocağa iner ve temsilen ulufesini alırdı. Akşam vakti yaklaşırken yemekler hazırlanırdı. Yeniçeri kendi yemeğini kendi pişirirdi. Ocakta pek çok aşçı bulunurdu. Bu sayede kimse onları zehirleyemezdi. Öyle ki padişahlar bile bu yemekleri gözünü kırpmadan yerdi. Akşam ezanıyla beraber tüm birlik bir kazan bir kaşık karnını doyururdu. Karınlar doyduktan sonra hep birlikte akşam namazı kılınır, ardından kandiller yakılır, bilgi ve taktikler talimine başlanırdı. Bu talimler sırasında askeri edep ve adap pekiştirilir, savaş meydanında oluşabilecek her durum için yeni taktikler geliştirilirdi. Öyle ki savaş sırasında her Yeniçeri yanındaki karındaşlarının nasıl konumlanacağını gayet iyi bilirdi. Bu sayede yıkılmaz bir duvar oluştururlardı. Yatsı ezanıyla talimler sona erer. Cemaat halinde kılınan namazın ardından herkes istirahate çekilirdi. Olağanüstü bir durum gelişmediği ya da özel bir gün gelmediği sürece Yeniçeri Ocağı'nda her gün böyle geçerdi. Hayatlarını eğitim, talim ve dua ile geçiren bu birlik savaş meydanında da ölümcül bir etki bırakıyordu. Sanılanın aksine Yeniçeriler savaşlarda en önde yer almazlardı. Padişahın etrafında 9 saf olacak şekilde konuşlanırlar ve emirleri doğrudan padişahtan alırlardı. Osmanlı ordusu savaşı kaybedecekken sultanın emriyle hücum ederek pek çok kez savaşın kaderini değiştirmişlerdi. Savaş anında dünyanın ilk askeri bandosu olan Mehteran ile düşmana korku, orduya cesaret verirlerdi. Yeniçeriler Osmanlı İmparatorluğu için o kadar önemlilerdi ki Vezir-i Azam dahil hiçbir paşa ya da devlet adamı onlara ceza veremezdi. Yeniçeri'yi ancak ocak mensupları cezalandırabilirdi ki bu çoğu zaman ocağın en önemli mensubu olan hünkârın ta kendisi olurdu. Onlar barış zamanı payitahtın, savaş zamanı padişahın muhafızlarıydılar. Vurduklarında gök inler, yürüdüklerinde yer titrer, hu dediklerinde düşman kaçacak delik arardı. Dünya tarihinin en elit birlikleri arasında gösterilen Yeniçeriler öylesine etkiliydi ki onların en iyi durumda oldukları dönemde Osmanlı altın çağını yaşamış, disiplinlerini kaybedip durumlarının kötüleştiği dönemlerde ise imparatorluk önce duraklamış sonrasında çöküşe geçmişti. Bu altın birliğin askerleri kendilerini bildikleri ilk günden son güne dek ömürlerini Yeniçeri ocaklarında geçiren Osmanlı ordusunun parlayan yıldızlarıydı.